Maske Genel Kurulu'nun ikinci oturumunu açıyorum. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Kurul'da 2018 yılı ücret tarifeleri görüşüldü. Maddeler halinde görüşülen gündem konuları değerlendirilerek meclise sunuldu. Buna göre Manisa'da 2017 yılı su ve atık su ücret tarifesi değişmeyecek. 2018'de de aynı ücretlerin uygulanması maddesi AK Parti ve CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 200 milyon TL borçlanma yetkisi verilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nın bunu 100 milyon TL'ye indirdiğini ve 4 aydır bu iznin kendisine verilmediğini açıklayan Başkan Ergün, maskenin maliyetlerini de şu şekilde sıraladı. Büyükşehir olmadan önce eski ilçe belediyelerimizin yapmış oldukları yatırımlarından dolayı İller Bankası'ndan almış oldukları kredi ödemelerinin tamamı 100 milyonun üzerindeydi. Yani maske bünyesine geçen eski ilçe belediyelerinin borçları. Bu eski belediye yatırım borçlarının kesintileri büyükşehirin bütçesine gelen paradan kesilmeye başladı. Aylık 4 milyon 300 bin lira, 2 aydır 8 milyon 600 bin lira bedel kesintisi başladı. Yani bu 2018 Ocak ayından itibaren de aynı şekilde maskeden kesilmeye devam edecektir ki şu anda şartlar onu gösteriyor. Yıllık 4300'ü 12 ile çarptığınızda 50 milyon TL'lik bir bedel maskenin bütçesinden azalması anlamına geliyor. 7061 sayılı kanun ile eğitim kurumları, okul pansiyonları, yurtlar ve hastaneler için yapılan düzenleme nedeniyle maskenin yıllık şu andaki uygulamış olduğu tarifeden yapılan düşmelerle bir 4 milyon daha bütçesinden para kaybetti. Manisa Atık Su Arıtma Tesisi, Turgutlu Atık Su Arıtma Tesisi, Soma ve Gördes Atık Su Arıtma Tesislerindeki 2018 yılında personel ve oranın işletme giderlerinin 2018 yılına yansıyacak ek maliyet tutarı 9 milyon 300 bin lira. 2018 yılında elektriğe gelebilecek olan zam farkı itibariyle düşündüğümüz %15'lik bir zam artışı olursa 7 milyon 500 bin lira. 2018 yılında eti 4. 2018 yılında aylık mal alımlarıyla ilgili tamamı fittings, vana, borular hepsi dolara endeksli. Burada gelebilecek olan zamları da %15 gibi uygun gördük. 7,5 milyon da oradan biniyor. Etti 5. 2018 yılında yakıt alım giderlerine gelebilecek zam farkı 1 milyon 500 bin lira hesaplamış arkadaşlar. Bu seneki giderlere göre koyuyoruz bu oranları. 2018 yılında personel giderlerine gelebilecek zam farkı, yani devletin yapmış olduğu zamlar, şimdi eli kulağında asgari ücretlerin artışları ne olacak bilmiyoruz. Ama yaklaşık olarak belirlenmiş bir rakam. 5 milyon 700 bin lira da burada bir zam uygun görülüyor. İtti 7, 8'i okuyorum. Taşeron çalışanlara sözleşme imzalattırılması durumunda ödenecek fark tutarı da yasa daha net değil. Ama yaklaşık bir bedel koymuş arkadaşlar. Herhalde bu da %10 gibi bir rakam. 4,5 milyon da buradan. Eğer ana toplamı 75 milyon değil 50 milyon baz alırsak 114 milyon lira şu anda eksi yazıyor maske bütçesi. 25'i 2019'a sattığını varsayalım. 90 milyon TL şu anda maske bütçesi 2018'e eksiyle başlıyor. Kartlı sayaç tarifelerindeki gelir artışına da karşı çıkan AK Parti ve CHP grubuna seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, muhalefet eden AK Parti'nin kendi iktidarları zamanında alınan ücretleri belgeleriyle gösterdi. 2009 yılında Kırkağaç Belediyesi elektronik sayaca 225 lira para alıyormuş.
Bak 225 lira. 8 sene önce. Ben kaç para veriyorum akıllı sayacı biliyor musun? Hı? Bak Kırkaş Belediyesi bunu satmış. Benden önce Ahmetli Belediyesi. Kaç para veriyordum başkan bilmiyorum, onu almadım fiyatını. Benden önce akıllı sayaçların hepsini Kırkaş ve Ahmetli takmış. Bununla beni vuramazsınız.